Şu anda Perge Hamamı'nın önündeyiz. Perge Hamamı iyi korunmuş bir örnek olması açısından bizim için önemli. En azından bu videoda anlattıklarımızı aktarmak için. Hamamlara baktığımız zaman iki tane tipolojiyle karşılaşıyoruz. Bir simetrik hamamlar, yani plan tipi tamamen simetrik olanlar. Bunlar genellikle çok büyük olan yapı kompleksleri ve imparatorluk bütçesiyle imparator veya imparatorların eşiyle anılan isimlere sahipler. Bir de asimetrik olanlar var. Yani aynı unsurlara, aynı mekanlara sahip oluyorlar bunlar. Ama diğeri gibi çok büyük, çok anıtsal olmuyorlar. Daha ufak oluyorlar ve genellikle bir tane yıkanma bölümü oluyor. Simetrikte iki tane olurken asimetrikte bir tane oluyor. Ancak şu önemli, bu hamam yapıları Anadolu'daki kentlere Roma döneminden sonra giriyor. Yani Roma döneminden önce biz Anadolu'daki kentlerde hamam yapısıyla, en azından büyük kamusal hamam yapılarıyla karşılaşmıyoruz. Perge hamamının girişinin bulunduğu yer özellikle bir konuma sahip. Daha sonraki dönemlerde inşa edilen bir giriş kapısı var. Daha önceki dönemlerde inşa edilen Helenistik dönem kuleleri yıkılmıyor ve şehrin bir süsleme unsuru olarak bulunduruluyor. Bu iki giriş kapısının bulunduğu alansa çeşme yapıları gibi çeşitli süslemeler var. Muhtemelen bu alandaki bu yüksek süsleme nedeniyle giriş kapısına, hamamının giriş kapısına bir vurgu yapılmak istenmiş ve bir propilon eklenmiş. Burada böyle bir özellikli bir propilon varken, yani arkamda gördüğünüz sütunlar ve bunların üzerinde kapalı olduğunu düşünün. Bir örtüsü olduğunu düşünün yani. Böyle bir giriş kapısına pergede rastlarken bütün hamamlarda böyle vurgulu bir giriş kapısıyla karşılaşmıyoruz. Buraya özgü bir durumla karşı karşıyayız yani. Şimdi aynı antik dönemdeki bir insan gibi giriş kapısından hamama girdik ve hamamın asıl bölümlerine geçmeden önce neye ihtiyacımız var? Kıyafetlerimizi çıkartıp üstümüzü değiştirmeye. Hamamı kullanacak kişilerin ilk girdiği bölüm, yani apoditaryondayız. Burada ne yapıyoruz? Kıyafetlerimizi çıkartıyoruz. Aslında bu arkamda gördüğünüz boşlukta döneminde ahşap dolaplar olduğunu düşünün. Bu ahşap dolaplara çıkardığım kıyafetimi koyuyorum ve tamamen çıplak olarak hamamın içine devam ediyorum. Eğer varlıklı biriysem, yanımda kölelerim varsa kıyafetlerimi ve özel eşyalarımı o köle burada kalarak koruyor. Ama varlıksız biriysem, zaten kıyafetim dışında bir şeyim olmadığı için kıyafetlerimi bırakarak içeriye doğru, hamamın bölümlerine doğru devam ediyorum. Kıyafetlerimizi çıkardık ama istersek Perge hamamında sportif müsabakalar da yapabiliyoruz. Hemen hamamın iç bölümlerinden önce bu arkamda gördüğünüz dörtgen ve çevresi sütunlarla çevrelenmiş alanda spor müsabakaları yapılabiliyor. Buraya palestra deniyor. Bunun da işleyişi şu şekilde: kıyafetlerinizi çıkardınız. Antik dönemde spor müsabakası tamamen çıplak şekilde yapılır. Seyirciye daha iyi görünmesi bir neden. İkinci neden de terleyince o terden oluşabilecek vücudun sakatlanmalarını engellemek için zeytinyağıyla yağlanırlar. Arkamda gördüğünüz alan ise antik dönemde kumla kaplı olduğunu düşünün ve burada çeşitli spor müsabakalarının yapıldığını düşünün. Belki çevrede vücudunu ısındırmak için ilk başta koşan insanlar var, sonra güreşen insanlar var. Hamam yapısı temizlenme alanı olduğu için bazı hamamlarda bu şekilde palestralarda karşılaşabiliyoruz. Perge hamamına özel olarak yapıları devam edecek olursak, giriş kapısından girdik, hemen sola döndük ve kıyafetlerimizi bıraktık. Karşı tarafımızda spor müsabakalarının yapıldığı bir alan var. Bu iki cephede, benim arkamda bulunan alanda ise natatio denilen bir havuz var. Yani sıcak günlerde yıkanılabilecek ama suyu çok sıcak olmayan bir havuz yapısıyla karşı karşıyayız. Ki burada göreceksiniz birazdan, havuza inmek için basamaklar var ve şu anda çıplak olarak görünen bu yapının aslında antik dönemde köşelerde, bazı noktalarda görünen mermer kalıntılarından da anlaşılabileceği gibi tamamen mermerlerle kaplı, süslü bir alanla karşı karşıyayız ve girişi de gördüğünüz gibi palestraya açık. Herhangi bir mekansal ayrım olmadan, sadece sütun dizileriyle ayrılmış bir şekilde girişi de palestraya açık. Şimdi mekansal olarak hamamla ilişkili ilk odaya girdik. Aslında hamam yapıları bizim çok bildiğimiz, alışık olduğumuz yapılar. Osmanlı kültüründe de var ve günümüzde de aynı şekilde kullanılıyor. İsimleri farklı olmakla beraber mekanların özellikleri aslında birebir aynı. Şu anda fırına en uzak odadayız. Yani en soğuk mekanın içindeyiz. Burası frigidarium olarak geçiyor. Arkamda bir havuz var ama buradaki gördüğünüz su ısınmıyor. Soğuk suya sahip bir havuz var arkamda. Ki bu sağlık olarak da, yapısal zorunluluk olarak da uygulanması gereken bir durum. En sıcak alandan birden
dışarıya çıktığınız zaman insan sağlığı için iyi değil. Aynı zamanda bir anda en sıcak alana girmek yine insan sağlığı için iyi değil. Ancak tek nedeni bu değil. Bu en sıcak bölümü sıcak olarak koruyabilmek için geçiş mekanları da yapıyorlar. Birazdan onlara da değineceğiz. Ama ilk önce buranın özelliklerine bakalım. Şimdi burada duvarlara baktığınız zaman 360 derece bir görüntüyle karşı karşıyasınız şu anda. Küçük küçük oyuklar görüyorsunuz. Bu küçük oyukların nedeni döneminde burası tamamen mermerlerle kaplı. Yani böyle çıplak duvarlar hayal etmeyin. Mermerlerle kaplı, süslenmiş böyle görkemli bir salon hayal edin. Bu mermerlerin, levhaların duvarlarda sabit şekilde kalabilmesi için bağlantı noktaları bu küçük oyuklar aslında. Ve zemin de mozaikle süslü. Bazen bu mozaik tamamen küçük tesera parçalarıyla, yani küçücük böyle 1 milimetre küplük küçük parçalar olabilmekle beraber bazen mermerlerin kesilmiş biçimiyle, yani opus sekti de bir süslemeyle karşı karşıya kalabiliyoruz ki bu mekanın süslemesi birazdan da gördüğünüz üzere opus sekti de süsleme. Şimdi tepedaryuma girdik. Frigidarium'dan sonraki ve kaldaryumdan önceki aradaki mekan burası. Bu mekanın bazı temel farklılıkları var. Daha önceki gördüğümüz frigidarium'dan, yani soğukluk bölümünden. En özel farkı şuradaki gördüğünüz sistem. Benim ayağımı bastığım yerle şu açıkta gördüğünüz yer aynı şekilde. Buna hipokaos deniyor. Yani yapının temeli ile üst bölüm arasında yükseltiler var. Bu yükseltiler bazen bu şekilde gördüğünüz gibi küçük tuğlalardan olabiliyor. Bazen yuvarlak tuğlalardan olabiliyor. Bazen üçgen tuğlaların kesilmesiyle beraber olabiliyor. İşlevi ayak basılan zemini ile yerdeki yapının temeli arasında bir hava sirkülasyonunun oluşabileceği bir alan yaratmak. Fırından çıkan sıcak hava ilk önce kaldaryumdan sonra bu tepidaryuma, yani ılıklık bölümüne geçiyor ve zemin altında bir sıcaklık oluşturuluyor. Sıcak hava aynı zamanda duvarların arasında bırakılan boşluklarla veya künklerle yukarıya doğru yükseltiliyor ve bu sayede duvarlar da dahil olmak üzere mekanın içi tamamen sıcak oluyor. Aynı zamanda şu anda bulunduğum yerin sağ tarafında bir havuz var. Bu havuz da diğer gördüğümüz havuzlardan farklı, çünkü suyu kaldaryumdaki havuz kadar sıcak olmamakla beraber bir nebze daha sıcak, yani ılık bir suya sahip. Ama baktığımız zaman burası da tamamen mermer süslemelerle döşenmiş, havuzu da dahil olmak üzere her bölümü mermer süslemelerle döşenmiş bir yapıya sahip. Şimdi kaldaryum bölümündeyiz, yani sıcaklık bölümündeyiz. O aynı Osmanlı hamamlarında olduğu gibi en sıcak bölümdeyiz. Zemine baktığınız zaman aynı tepidaryumda olduğu gibi yükseltilmiş bir zeminle karşı karşıyayız. Ki burada kemer kullanılarak desteklemişler basılan zemine. Gördüğünüz gibi mermer süslemesi var. Gördüğünüz gibi bir havuza sahip. Aslında yapısal özellikleri olarak tepidaryuma birebir benziyor. Ama temel farkı ne? Hemen dış tarafta buranın fırını var. Ve fırına en yakın olan oda işte bu kaldaryum bölümü. Bu yüzden bu mekanın kendisi en sıcak suya sahip ve en sıcak havaya sahip olan alan. Ve hamamın bu noktada en son bölümüne kadar gelmiş olduk. Eğer antik dönemde hamamdaki işlemimiz bittikten sonra geriye çıktığımız zaman tekrar bu bölümden ılıklık bölümüne, sonra soğukluk bölümüne geçip sonra kıyafetlerimizi alıp dışarı çıkacaktık.